zaman sordu. Dedi kimin ikinden beri ulaşıyorum buraya. Bizi kale almadı. Ben o zaman kubat başındayım. Bağımsız ağzaydım. Beni kale almadılar. İşte mıknar olduk. İki senedir de çalışıyoruz. Bizim bu hayvan yalayacağımız yerleri orman yapmışlar. Ben de dedim önceki aldığınız yerlerden alın dedim. Buradan çıkın dedim. Biz kiraladık diye ve biz buna uğraşıyoruz. Bundan maden yasası 2004'te çıktı. 2004'ten önceki yasadan önceki devletin 720 dönüm yerini çaldılar topakçılar. Onu örtbas ettiler. Nasıl yaptılarsa yaptılar bilmiyorum. Benim dilekçelerim var. Kaymakamda, Tarım İçeride, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda her tarafa dilekçem var. Biz de o zaman kale almadılar. Evet, kendinizi, önce kendinizi bir tanıtın. Arif Şentürk, ben. Ilıcaköy muhtarı. Ilıcaköy muhtarıyım. Bizi kale almadılar. İki tane muhtarı kafaya aldılar. Bunlar. Bunlara gittiler bu işi. Benim hayvan yalayacak yerim kalmadı. Köylüm burada. Herkes diken üstünde. Yarım köylüm önüne kim geçecekmiş o zaman? Bugün sıkıntınızı paylaştınız. Yani evet. Kaymakam Bey geldi. Sinop Çevre İl Müdürü geldi. Çözüm olacak mı acaba? Nasıl? Bu devlet madem bunlara kira verecekti niye fidanladılar? Yani doğru. Niye fidanladılar? Benim burada bir çam kes cezasını yapıyor. Adam arzuşları orada alıyor gidiyor. Onda bir şey yok. Evet. Yani diyeceğimiz bu. Tamam. Sizin de söyleyeceğiniz bir şey var mı? Vallahi biz fabrikacılardan bıktık. Bıktık istemiyoruz. Meralarımıza girmesini istemiyoruz. Girmesin bizim meralarımıza. Malımızın yayıldığı yere girmesin. Aşağıdan düzden alsın. Malımızın yayılacağı yere girmesin. Bozmasınlar. Tapulu yerden alırsa alsın. Bir dakika, alsın. Bir de şunu diyeceğim bir dakika. Ben buraya 2004 yılında Şaban Yiğit dilekçe vermiş. Mıktar olarak kaymakamlara. Benim toprağım vasıfsızdır. Benim toprağım efendim tarım elverişsizliği değil. Burası tarım arazisi. Bizim mıhtar mühendis mi? Toprak mühendisi mi? Ne mühendisiymiş bu? Neyse çok ayrıntıya girmeyelim yok, o şekilde. Yani, o değil Allah. Dur, çok özele girmeyelim de yani. O değil. Ben onu demek istemedim. Evet. Yani buna dayanarak nasıl buraya rapor vermiş yani tarım arazisi dedim ben. Yani o adam ne anlar yani o işte? Yani bir ziraatçı değil. Mıhtar değil. Şehirli mesela böyle rapor vermez ki. Burası tarım arazisi. Ziraatçı değil o işi bilecek yani. Ben burada kişi değil. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Bugün fabrika temsilcileri burada, kaymakam bey burada, Sinop Çevre İl Müdürü burada. Bundan sonraki süreç... Bölge denemekizi vereceğim. Yani mahkeme... Mahkemeyle çözümlemeye çalışacağız diyorsunuz. Bizim mahkeme. Operlerimizden bu yol geçiyor. Bu yollar, bu yollar bizim üstümüzde ne? Yollar şey, köylü tarla. Bizim tarlalarımızdan, tapulu tarlalarımızdan geçiyorlar. Evet. Tapulu tarlamız mı diyorsunuz siz bu yollara? Tabii tabii. Sene oldu tarlamızı satalım. Tarlamızı nerede olduğunu bilmiyoruz. Sen bana sordun ya. Kaymakam gelmiş. Ne yana gittiler diye. Sen orada arabayı durdurdun. O girişte sordun ya. O tarla bizim idi. Ve 30 bu. Tane bu patata tarla. Geçiyor. Bu ne tarla? Bu helal mi? Orada yol değil. Yol diye bir şey yok. Yol diye bir şey yok. Yani artık bunu siz diyorsunuz ki idare mahkemesine ile çözülecek diyorsunuz. Teşekkür ederim.